Diyorsun. Ben dans okuluna gidiyorum. Küçük bir dans yarışması var, onu izleyeceğim. İzleyici olarak gidiyorsun, hı-hı, dans edeceğim mi? Yani yeteneğim yok biliyorsunuz ama bilmiyorum. Oynamaya çalışacağım artık. Peki, iyi halay başı oluyorsun ama geçebilirsin yıldızına. Burada öğrendim. Güzel, hızlı öğreniyorsun demek ki. Diğer konularda da aynı süreti bekliyoruz. Nazlı? İki tane dekolte vermişsin, hem göğüs hem göbek. Göbek çok gereksiz çünkü göğüs dekoltesi çok güzel. Onun dışında yani siyahla kombinlemişsin, güzel. Teşekkürler. Emel'cim hiç sesini duymadık. Öyleyim ben de. Sesim zaten şeyden gitti sesim. Sen üzüldün, yine ses de gitti şimdi. Çıktığı kadar. Evet, hadi çıktı bakalım. Kadar. Şöyle bir yürüdüğün zaman baktığımda hani gördüğümde evet şu ben buradayım edasındaydın. Yalnız hem göbek hem göğüs bana da fazla geldi. Onun yani o tek bir tarafta olsaydı beğenemedim orayı. Evet, o kadar. Sanki bir şeyin ispatındasın Melisa. Yo. Ne göbeğim var, hayır, ne de kalça. Alakası bile yok. Sadece Nur Hanım hani biraz beni maskeden hemen buradan Nihal'e bağlanıyoruz. Yok ismi. Web siteleri bekliyoruz. Online'dan cevaplar gelsin. Sürekli alt kemiği ne? Benim alt kemiği. Kemik buraya. Kemik gerçekten bir kemik problemim var. Sinirlerim bozuldu. Vura vura morartmış ya. Yani. Az kaldı, ben de sıyırıyorum. Yok, az kaldı. Şöyle bir şey. Şu kadar. Şimdi ya, ondan açmış herhalde. Ben de öyle düşündüm. Ama ben hep göğüs, göbek dekoltesi vermeyi severim yani. Beğendim Nihal'cim, ben. Gördün mü? Hayır, ben hala... Ben özel olarak yapmadım Öykü Hanım. Özel olarak anladın yapmadım. Mı? Hafızana kaydettin böyle kombinleyebildim. Bir daha bu konuyla ilgili konuşmanı istemiyorum. Gözüme sokmuş yani ama böyle katlanmıştı falan. O içindeki herhalde böyle sert bir kumaş altındaki. Yo, gayet normal bir kumaş. Yo, ben birazdan bakacağım sana ama. Ay, ay. Neyse, güzel şeyler söyleyecektim. Yine içimi devre baydı. Devre arasındayız. Beğendim ben. Çünkü ben hem göbek hem göğüsü de veririm. O da benim gözüme çok çarpmadı ki... Çok iyi göstermiş fiziğini. Üst belden incesin kadar... sen zaten, onu ben hep söylüyorum. Üst belin, senin bu kısmın çok ince. Evet, teşekkür ederim. Ya ama öyle şimdi bir şey söyleyeceğim. Tartışmak başka bir şey, olmayanı iddia etmek çok daha başka bir şey. Şimdi onun beli incecik. Beli ince, şimdi niye ben ona kalın diyeyim ki olmayan bir şey iddia edeyim. İnce belli. Benim de bel kemiğim geniş çünkü ben çok uzun bir hatunum. Şu hareketi yapma. Yap. Sürekli böyleyim içeride, kemiklerime vuruyorum. Biz böyle yapıyoruz. Öykü Sertar sen... fan club açacağım gerçekten. Vallahi. O beni bozar. Fanınızı açacağım yani. Ne yapacağız? Ben Emel'den öğrendim bunu gerçekten. Da Öykü Hanım'ı mı? Fanınız olmak istiyorum. Evet, ılımlı Melisa gördük bugün. Son zamanlarda. Almila. Bir beden küçülten dalgıç kumaş pantolonun çok güzel. Çok güzel yakışmış sana. Kötü bir şey demedim, ben de kullanıyorum. Bulana kadar ne çektim biliyor musun Amine? Ama sen bana diyorsun, boyu, bak diyorsun. Bende de şu var. Şu dalgıç kumaş olduğuna tamam diyorsun. Ha? Ben satıyorum, bana söyleseydin. Zeynep, sen hani birinci sezonda ay zaten kostümleri yapıyordu vesaire, evet, vesaire böyle bir esti gürledi ya. Evet. Onlardan biri değil mi? İstediğin boyda yapıyorum. Bu sezonda da giyildi zannedersin. Ya boy problemi yaşıyor. İlk ya. Bir başladığımızda. Hatta Uğurkan'ın backstage'inde var, mankenden sökmüş olabilir. Yok, öyle bir şey mi yaptın Melisa? Ay, yoksa doğruyu adam söyle. İnanamıyorum size. Peşinde ya. Melisa öyle bir şey yapmış ama hiç. Yok artık. Canım benim, sen yeter ki ver bana. Benim çok ciddi pantolon sorunum var. Boyfriend alıyorum, kapri oluyor. Evet, yapıyoruz istediğim. Bana pantolon verin. Kaç paraya aldın? Öyle ama Melisa şöyle dur. Kaç paraya aldın? 100 lira. Kendine ne kadar küçük mutluluklar yaratıyorsun Nihal. Ne yapsın, benim üstümden geri dönüşmeye çalışıyor şu an. 80 lira dediğim bugün. Gört Melisa giydirir. Ay çok gülüyorum ya. Gerçekten Nazlı da mesela. Neyse, Nazlı gelince söyleyeceğim. Melisa aramıza katılsana ya. Ben buradayım işte, geliyorum. Almila. Ben onu bedava aldım da. Nihal dinler misin?
Göbeğin şu an çok mutsuz duruyor. Çok mutsuz mu duruyor? Evet, bakın göbeğin göbek diye bir şey duydum. Çok şükür. İşte şuradan bastırmış, bir de buradan bastırmış. Göbeğin şu an bir de mutsuz duruyor. Yok ya, basmıyor tatlım, üstteki bol. Bence oraya değil de hani şuranı açsan, şurasını açsan hani diyelim tamam kabul edilebilir ama hani orası çok kötü durmuş bence. Oranın... Aylin'im benim ruh hali nasıl göbeğin? Evet, evet şu an o kadar mutlu duruyor mutlu, ki. Çok mutlu göbekler, evet, mutsuz göbekler. Valla ben Aylin'im. Neden mutsuz? Aylin'im ben bu kombini böyle yaptım gayet de mutluyum. Çünkü bu parçayı bu pantolona uydurdum, buna yakıştırdım. Bak o pantolonun üstüne genellikle... onun tarzında bir şey giyiyorlar. Hani hep gördüğümüz şey güzel olmuş. Tamam değiştirmek ya istedim ya. Herkesin yaptığı kombini istemedim. Bileyim, zayıf bir insan mesela işte Nazlı Sultan işte giyse olur ama o senin oradaki göbeğine olmaz hani, anladın mı? Bana gayet çünkü olur. Çünkü baskı ben... yapmış. Hani burada etler fışkırmış ve bu mutsuzluk işareti fışkırmış olmuş. Fışkırmış, herhangi bir et göremiyorum ben. Ben 36 bedenim. Gayet de kilomdan memnunum. Hayır bak, kilolu demiyorum. Ben de bak, ben de bak, bak şimdi. Bana da hemen et yaptı, anladın mı? Hani baskı kiloluyla ilgisi baskı yok. Baskı falan yok, bakar mısın ama üstte? Ama şimdi bundan yapmış bir de sen az önce böyle yaptın, mutsuz şarkı tatlım baskı olmuş falan yok, sen gözünü seveyim bir bak. Sen zaten o üst anlıyor. Ha, tamam, aynı büst bir yerden alttan, Zeynep'te de var. Hayır o alttan bahsediyor. Alt sıkıyor ya alt. Işte, onu yani söylüyor. Ben memnunum. Tabii ki yani memnun olacaksın. Başka çaren yok. Olsa da memnunum. Allah'ım beni Allah durdursun. Gülay ya, hadi bir sesini duyalım. Saçların çok güzel olmuş. Üstteki de çok hoşuma gitti. Pantolon, göbek çok fazla açık. Belki yukarıya kadar ve tight gibi, bilmiyorum. Bir beden küçültüyor ya. Buraya kadar çok güzelsin. Pantolonunu beğenmedim, bu kıyafeti beğenmedim daha doğrusu. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Geçebilirsin. Nasıl çaresizler düşün ki senle bile o kadar eğlenceli ve tatlı yorumlar yaptılar. Bir şey anlamadım desem. Biraz açayım o zaman. Senle genelde gergin olurlar, kavga ederler. İllaki sana sataşırlar, bir şey söylerler, sen onlara sataşırsın. Bir gerginlik olur aranızda. Bundan önce nasıl gerginlikler yaşandı ki seninle çok eğlenceli vakit geçirdiler arkadaşların? Ben Kemal Bey olayı ona bağlamıyorum açıkçası. Burada biliyorsunuz benim de üslubum var işin içinde. Hani ben de gülümsüyorum. Tamam, ben ondan bahsetmiyorum. Aha. Sen beni anlamıyorsun. Anladım. Biraz önceki gerginliği söylemiyor musunuz? Biraz önceki değil. Bundan önceki hepsi. Ya. Ve düşün ki nasıl bir gerginlikse seninki fos kaldı yanların yanında öbürlerinin. Tatlı, eğlenceli oldunuz birden. Ben açıkçası bu şekilde karşılamaya çalışıyorum artık durumları. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar ben çok gergindim. Yarışmadan ciddi anlamda koptum. Kendimi öfkeden kaynaklı düzgün ifade edemedim. Özellikle size karşı da. Zaman zaman üslup hatalarında bulundum. Ama şu anda kendimi kontrol altına almaya çalışıyorum. Bundan kaynaklı da gelen her topu göğsümde yumuşatıp uygun bir şekle getirmeye çalışıyorum. Çabam bu. Başka hiçbir şey değil. Benim hoşuma gitti. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Onun haricinde de söylemek istediğim bir şey var izniniz olursa. Ben düşmanım dahi olsa hani duygularını kontrol edebilen biri değilim dedim ya. Duygusallıkta da aynıyım aslında. Benim düşmanım gördüğüm bir kişi bile önümde ağladığı zaman ben inanırım. Çünkü insan olmak inanmayı gerektiriyor. Hani ben insanım, inanırım ve ben Gülay'a çok üzüldüm. Çünkü geçmişte benim yaşadığım olaylarda Gülay beni geriye çok döndürmeye uğraştı. Mesela geri dön, yapma, yanlış yapıyorsun, kopma yarıştan diye. Ben o dönem için sizden de özür dilerim çünkü bilinçli olarak kötü giyiniyordum. Hatta İvan Hanım bir an fark etti bunu, benim yüzüme direkt söyledi. Bilerek kötü giyiniyorsun diye. Yanlış yaptım. Yani bu size karşı saygısızlıktı. Yarışmacı arkadaşlarıma karşı da belki öyleydi. Ama ben kopmuştum. Ve beni Gülay geri döndürmüştü. Bugün ben onun burada bu şekilde ağlamasına yıkıldım. Çünkü ben inandım açıkçası. Bana geri dön diyen bir kız burada kolay kolay o şekilde ağlayamaz. Ben samimi olduğunu düşünüyorum. Çok da üzüldüm bu yüzden. Ama gerçekten çok gergin bir yer burası. Çok zor bir yermiş. Bunu bilerek geldiniz hepiniz.
Hiçbiriniz gökten zembille buraya inmedi. Hiç ilk defa bu yarışmayı görerek buraya gelmediniz. İlk defa tecrübe etmediniz. İzleyerek, görerek, geçen sezon neler yaşandığını bilerek geldiniz. Dolayısıyla ben şu anki durumunuzu takdir ettim. Onu söylemeye çalıştım biraz önce. Çok teşekkür ederim. Farkındayım Kemal Bey. Tabii ki tartışılacak burada. Tabii ki ufak çaplı da olsa kavgalar olacak. Ama bunu böyle gülerek, eğlenerek atlatmak önemli. Ve sen galiba yavaş yavaş o çizgiyi geçiyorsun. Onu atlatıyorsun o durumu. Yani kişisel algılamadan, çok üstüne çevirmeden bu işleri yürüyebiliyorsun gibi hissediyorum. Özden iyi misin? Öyle gerçekten Kemal Bey. Çünkü dediğim gibi ben düşündüm. Özden pardon. Bilmiyorum. Ne oluyor Özden? Ay sinir krizi geçiriyorum sanırım. Deliriyorum. Herkeste duygu durumu bozukluğu var. İkisi bir arada mı? Ağlıyor musun, gülüyor musun? Bilmiyorum. Boş ver. Hangisi denk gelirse. Ağlamazsın süper. Gülüyorsan okey. Karışık. Peçete istiyorum. Peçete istiyorsun. Tamam Melih. O zaman ağlıyorsun demek ki. Melisa sussun diye ağlıyor. Ağlıyor yarısında kahkahaya bağlı. Sinir krizi geçiriyor bence. Durup dururken. Hayır Melisa konuşmaya başladı. Kız böyle oldu. Bugün bir şey mi var? Biz aşk paylaşmadık bugün ya. Hayır paylaşmayalım ne olur. Bu ne? Hayır hayır. Aşkla alakası yok bu durumun. Aşk ama enerji lazım yani. Bu çok herkes pert oldu. Delirdim. Yok yok delirmedim. Değil misin? Bilmiyorum. Sakin. Öykü'nün ağlama duvarı. Ben? Ben kim ağlayayım? Ben kimlere gideyim ağlayayım? Benim ağlıyor ya. Yok kahkaha atıyor canım biliyorum. Evet. İki dakika sonra sakinleşecek. Ay ne hissettiğimi şu an o kadar bilmiyorum. Güzel. Bak tadını çıkar. Tadını kanki çıkar. Kanki Melisa'nın mutsuz göbeğine bak benim. Bak. Mutlu göbek. Mutlu göbek oldu. Deliriyorum. Gerçekten deliriyorum. Hayatında duydun mu hiç mutlu göbek? Ay ağlayacağım. Ay bayılacağım. Ruh halim ne şu an, bana anlatır mısın? Bak dinle. Konuşmayı diline kestim. Vurmasın. Tamam mı? Ay tamam. Sakin ol. Pardon. Çok özür bu arada. Yok canım yani. En sonunda gerçekten ikinci sezonun sonunda ben ağlayacağım. O olacak. Ama her şeye rağmen hayat güzel Benur, Ivana değil mi? Abbas'tan hayat güzel çalabilir mi? Ah, ah. Tabii ki hayat güzel. Melisa hayat güzel, çok her şey şükür. Her şey güzel. O kadar. Neydi? Hayat güzel, dünya güzel. Alem güzel. Pantolonun dışında bir şey güzel değil ama. Ne mi ya? Ama ya. Buyurun sana cevap. Bu kadar, teşekkür ederim. Melisa kendine niye böyle bir kötülük ettin? O göbeğini niye açtın? Ah, kombin bunu uydurmuştum ama. Bari içine bir öyle bir body giyseydin ki. Yani ya bir ten rengi olsaydı, ya atıyorum bir beyaz olsaydı. Hani kırık beyaz. Böyle bir şey olsaydı, o göbeğini görmek. Böyle bir dudak gibi. Saçların o kadar güzel ki fönlenmiş bugün. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Pantolon çok yakışmış. Elinde klaçın. Üstündeki de numaralı. Güzel bu. Ama o göbeği indirsene aşağı onu. İnmiyor ki. İnmiyor. Yoksa ben yapmıyorum. Yani ben denemeden getirdim bunu Nur Hanım. Bu bluzu yeni aldım. Ve bu kadar göbeğin açık olduğunu fark etmemiştim. Ha, bak ona ne yaptır biliyor musun? Etiketini sonradan içeride kopardım. Sonradan giymek için şöyle kalın lastikler var, böyle satılır. Onlardan al, böyle oraya diktirt. Şöyle şu genişlikte. Bari onu kurtar. Çekilmiyor canım, çıkmıyor. Ama çok bırak. İyi geldin yani, çok güzel. Özellikle saçların, bu pantolonla o saçların çok güzel yani. Bir o göbek açıklığım var, gerisi işte Melisa bu.
Yani. Bir yerde patlaması gerekiyor. Ama günah yani. Senin yorumun değil mi İvana? Benim yorumu göbek hariç çok beğendim. O zaman keşke karar. Görmeseydim. Ama o kadar. Çünkü çanta da iyi. Aynen, her şey beğendim yani. Göbek hariç süper. Tars. Tars. Ben de tars diyorum. Tars, Yıldız. Aldın Yıldız'ı, ben beğenmedim. Tebrikler. Hadi Melisa, hadi. Özden iyi misin? Toparlanamıyorum. Çık bir hava al istersen. Ay lütfen. Hadi. Bu oyun yani. Bilmiyorum. Sevgili izleyiciler, bu tarz benim de yıldızların peşindeyiz ve sahiplerini aramaya devam ediyoruz. Şimdi podyumda yürüyecek olan...